Mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Medya açılımıyla sizlerle birlikteyiz. Murat İde yanımızda merhaba. Tam merhaba. Konuşurken yakalandık. O yüzden hani ben böyle bir gülümseyerek çıkmış İçeride bir anda böyle bir ses patlaması olunca. Evet, biraz üst üste geldi aksilikler. Peki 39-29'dan bize ulaşabilirsiniz. Onu söyleyelim öncelikle. Ve tabii Facebook'taki profillerden de lütfen ulaşın. Yorumları olabildiğince okumaya çalışıyorum zaten. Aslında kötü bir gün. Yani gülümseyerek başladık ama Şırnak'tan gelen haberler pek iyi değil. Dün iki polisimizin yaralı olduğu haberi gelmişti Nevruz gerginliğinden dolayı. O polislerimizden birinin şehit olduğu bilgisi geldi. Cudi'deki çatışmanın haberi yine geldi. Hatta çatışmanın hala sürdüğü şeklinde bir bilgi var. Dört polisimiz de yine orada şehit. Böyle bir gün. Epey zaman önce bunu konuşmuştuk, hatırlar mısın? Mart'ın ikinci yarısını bir bekleyelim, bir görelim. Şimdi bugün yapılan açıklamalar... Kandil'den vesaire örgütün çeşitli Avrupa'daki şeylerinden yapılan açıklamalar şunlar bunlar. Karşı karşıya olduğumuz şeyin, mesela sen de ifade ederken Nevruz gerginliği diye ifade evet. ediyorsun doğal olarak. Hep buna alışırız. Ve bunun bir adım ötesine gitmeyeceği fikri hepimize yerleşik. Oysa bu yaşadığımız hadise bir Nevruz gerginliği değil. Yaşadığımız olaylar Nevruz'la ilgili çatışmalar değil. İsyan provası başlığı vardı dün bizim bültenimizde de. Ve genel olarak yaklaşım da buydu. Bazı manşetlerde de vardı. Doğrusu bu mudur? Doğrusu bunun da bir adım ötesidir. Artık ayaklanma. Bu arada arkadaşlar biraz daha birbirleriyle yavaş sesle konuşurlarsa buranın bir televizyon olduğunu hatırlayarak peki. dışarıda biz de en azından buradan duymayız. Yaşananların bir isyan provası vesaire olmasının da ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bilmem kaçıncı isyanıyla karşı karşıya. İsyan diyoruz. Bu bir isyan. Bu bir isyan. Bu bir aslında Nevruz gösterilerinde işte onlar için yapılan başvurularda, kutlama başvurularında 18 Mart Pazar gününü Pazar gününün tercih edilmiş olmasının elbette Pazar gününe denk gelmesi. Dün de sen soruyu sormuştun. Pazar gününe denk gelmesi münasebetiyle hani daha kalabalık olur gibi bir düşünce var idi. Fakat ikinci bir şey daha ortaya çıkıyor şimdi. 18 Mart'ta eğer yapabilselerdi, yani bu müdahaleler olmasaydı, o bekledikleri ve hazırlandıkları kalabalıkları toplasalardı, biz çok daha büyük bir şiddetle karşı karşıya kalacaktık. İstanbul'da, Diyarbakır'da, Mersin'de, işte İzmir'de, her yerde karşı karşıya kalacaktık. Ve 21 Mart, yani bugüne de bir toplumsal anlamda bir tansiyon yaratılmış olacaktı. Yine kısmen yaratıldı bu tansiyon. Kısmen yaratıldı. Aslında erken kutlamaların hükümet açısından ben hiçbir sakıncası olmadığını biliyorum. Bütün milletimiz de bunu biliyor. Yani bu kutlamaların vesaire aslında bu bir kutlama değil. Benim seçtiğim kelime yanlış. Bu gösterilerin, bu toplantıların, bu etkinliklerin etkinliklere mevcut iktidarın karşı çıkması zaten mümkün değil. Bu anlamda cesaretlendiren, yüz veren, efendime söyleyeyim işte cüret kar olmasına sebep olan uygulamalarıyla yine bu iktidarın kendisi. Bu yanıyla rahatsız etmez. Etmez. Çünkü bu iktidarın iki numarası ne istiyorlarsa vereceğiz diyebilmiştir bu ülkede. Ancak mecliste demiş, burada dedi. Evet, burada çok ilginç bir süreç yaşıyoruz. Bu hadiseleri böyle okumak lazım. Ama üzgünüm, bizim sektörümüz özellikle hani insanlarda bir kanaat oluşmasına katkı sağlayan ya da işte burada etki yapan medya da gazetelerde ve televizyonlarda dün yine takip ediyorum. İnanılmaz bir şekilde canım erken kutlasaydı ne olurdu vesaire şuydu buydu gibi bir takım şeyler var. Bu bir kutlama değildi. Bu hala da bir kutlama değil. Bu hiçbir zaman kutlama olmadı. Nevruz her defasında Nevruz'la ilgili dağıtılan bildirilerde yani PKK ve yandaşları için söylüyorum. Bir isyan günü olarak tarif edildi. Bir diriliş günü olarak tarif edildi. Bir kendi ifadeleriyle işte Serhıl'dan dedikleri ayaklanma olarak ifade edildi. Hep böyle tanımlandı. Yani Nevruz'un ruhunun dışında ne varsa o denildi zaten. Hepsi söylendi. Dolayısıyla onlar bunu söylerken adam diyor ki ya ben ayaklanma günü ilan ediyorum bunu. Ben bunu bir isyan günü ilan ediyorum diyor. Bizim çok bilmişlerimiz de oturup televizyon ekranlarında dün akşam kendisine duyduğum saygıyı bir köşede saklı tutarak konuşuyorum.
Altan Öğmen de ne var ki yani? Şimdi bunca yıl politika içerisinde bulunmuş, bunca yıl gazetelerde üst düzey yöneticilik yapmış, bunca yıl köşe yazarlığı yapmış bir insanın şu süreci doğru okuyamaması, dolayısıyla bir takım sözcüklerle aslında işte sadece kutlama yapan, bayram kutlaması için bir araya gelmek isteyen ancak bir araya gelemeyen, devlet tarafından da engellenen, hatta devletin terörüne maruz kalan insan topluluğu gibi tanımlamak yapılabilecek en büyük sorumsuzluk. Bak bu 18'inde eğer bu kalabalıklar dediğim gibi bir araya gelebilseydi, biz 50 tane 100 tane otobüs durağı, işte 3 tane 5 tane metrobüs, yok bilmem şu bu vesaire falan, böyle bir şiddetle değil, biz çok daha ağır bir şiddetle karşı karşıya gelecektik. Yüz yüze gelecektik ve bu şiddetin bunların sonucunda. Bunların kat fazlası maddi anlamda mı şiddetten hem maddi anlamda, hem maddi anlamda hem de can kaybı anlamında. Ha, o da olabilirdi yani. Olabilirdi değil, olacaktı. Olacaktı. En çok istedikleri şey bu tür gösterilerde birilerinin hayatını kaybetmesi. Örgütün en çok istediği şeydir. Daha bu. Da artmasına bu devamını sağlar. Sağlayacak bir şeydir. Üstelik bugün yaptığınız gösterideki tansiyon birimi yok onun da. De ki işte tansiyonun 12'ye 8 ise bugünkü gösteride, bu gösteride verilebilecek can kaybının cenazesinde bu tansiyon 15'e 12'ye çıkar. Bir sonrakinde 18'e 14 olur vesaire. Yani tansiyonu artırarak sürdürür bu tür hadiseler. Örnekleri şeydir. Ben bunu İşkembe-i Kübra'dan mı atıyorum? Hayır. Biri bana çip yerleştirdi de öyle mi konuşuyorum? Hayır. Benim muhabirliğim toplumsal olayları takip etmekle geçti. Bir gösteride yaşanabilecek herhangi bir can kaybı, bir sonraki o cenaze dolayısıyla bir sonraki gösteriyi çok daha şiddetli, çok daha kalabalık, çok daha etkili kılar. Bakınız hayatımda ilk kez yaşadığım meslek hayatımda 1991 Mayıs'ı Tarlabaşı, Taksim ve daha sonra 3 gün sonra, 4 gün sonra, 4 Mayıs'ta Zeytinburnu'ndaki cenaze töreni gibi. Hep böyle olur. Asıl 21 Mart gününe, hafta ortasına da denk geldiği için doğal olarak çok teknik şeylerden bahsediyorum. Ama bunların hiçbiri İşkembe-i Kübra'dan falan değil yani. Öyle şuradan buradan uydurmuyorum. Hep yaşadığım şeylerden hareketle söylüyorum. Bugün katılım hafta sonuna göre daha az olacak ancak tansiyon daha yüksek. Planları, hesapları buydu. Bu bir miktar kırıldı. Bir miktar bu hesap tutmadı. Ama bu hesabın biz siyasal iktidarın iradesinin ötesinde bir irade tarafından kırıldığını görüyoruz aslında. Yani sen hiçbir siyasinin çıkıp da hayır arkadaş şu gün şurada yapılacak. Çünkü Nevruz Bayramı dediğiniz şey 21 Mart'tır. O günkü müracaatınız geçerli vesaire falan veya o gün için müracaat edin gibi bir siyasi söylem duydun mu, hatırlıyor musun? Duymadım. Ama şimdi bunu kim yaptı? Bunu devlet görevlileri sadece çıkıp gerekli önlemi aldılar. Siyaseten üzerine almadı bu işin şeyini. Öncesinde söylüyorum. Siyasi iktidar için söylüyorum. Çünkü onlar için her gün Nevruz. Hani var ya o bize her yer şu bu. Onlara her yer, her yer. Anladım. Yol arkadaşlığından bahsediyorsunuz ama şöyle bir şey yok mu? Şimdi dedik ki bu bir isyan, artık adını koyduk. Şimdi dediğimiz başlar işte daha da artarsa daha farklı bir şey olabilir mi? Dolayısıyla hedefteki tek isim o zaman iktidarın başındaki isim olmaz mı? Yani diğer isyanın başladığı diğer ülkelerde bakacak olursak onlarda durum böyle değil miydi? Şimdi yarın bir gün bu konuda şiddeti zaten mevsimi geldi. Evet. Şimdi ininden şurasından burasından çıkanlar tekrar dağlara, derelere, pusulara bilmem nerelere olmaya falan doluşmaya başladılar. Bugün Cudi'de 4 tane özel harekatçı polisimiz. Bunlar buna başladılar. Bu karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti de herhalde armut toplayacak değil. Gerekeni yapacak. Umarım yapacak. Bu durumda yarın bir gün bir tanesi çıkıp da iyi de insanlar orada demokratik hak talep ediyor. Dur bakalım şu Türkiye'ye bir insani müdahale. Tabii olur, artık her şeyi zemini hazırlıyorlar diyebilir. İşte o günler geliyor diyorum ya. O günler geliyor. Sıkıntı burada. Bak hep sen de mesela sorunda o çelişkiyi yaşıyorsun. İyi ama bu sürece katkıda bulunduğunu söylüyorsunuz bu iktidarın, ama bu süreç bu iktidara hasar veriyor. Onu da yiyecek olan bir süreç o ama zaman. Ama ben de diyorum ki zaten bu oyunu ve bu tezgahı kuran iradenin şu iktidar ya da bu iktidar gibi bir derdi yok ki. Sen onları birbirinden vazgeçemez iki tane can kardeş mi sanıyorsun? Kullanır atar, kullanır atar. Saddam yıllarca kimin desteğiyle büyüdü? Kimin silahlarıyla silahlandı? Mısır Mübarek de öyle. Mübarek kimin adamıydı?
İsrail'in en çok sevdiği Orta Doğu yönetici. Gibi gibi bir sürü şey yani. Anladım. Yani daha işi bitti mi geçer gider, bu kadar basit. Onun şu ya da bu parti, şu ya yani da bu lider gibi bir derdi yok ki. O iradenin derdi kendi iktidarına devam etmek. O kadar. Kendi projesi açık ve net. Bu iş Türk dünyasına geliyor. Bunun başka açıklaması, başka bir izah tarzı yok. Ya erken davranıp bu konuda önlem alacak Türk dünyası, Türk milleti. Sadece Türkiye Cumhuriyeti açısından söylemiyorum. Koskoca bir coğrafyadan bahsediyorum. Ya önlem alacak, uyanacak ya da aynı tuzağa bir şekilde düşecek. Mümkün mü bu peki, uyanışın olması Türk dünyasında? Türk dünyasına çünkü genellikle Türk abilik eden... Çünkü ama biz gerçekten abilik eden Türkiye diyeceksiniz. Artık işte, ama biraz o kaydı o eksen işte ve onu anlatmaya çalışıyorum. Yani abilik eden, toparlayan, Türk dünyasının liderlerini bir araya getiren, hı-hı, bir masa etrafına toplayabilen, bu anlamda hep öncülük eden Türkiye'ydi. Ankara oldu, Türkiye oldu. Onun için önce burayı bir, buranın bir belini kırmak gerekiyor zaten. Buranın belini kırdınız mı diğer tarafı çok kolay bir şekilde girersiniz. Dün yine şey vardı bak, El Cezire muhabbeti vardı. Hı hı, o bacının evet. Dört bir tarafı var bir ya. Bir mesaj gitti dört orada. Bir tarafta yok o mesaj kimin mesajıydı? Bilmiyorum. Dört bir taraf diye bir program var ya. Evet, dört bir taraf ama dört bir taraftan kimse taraflara yok. Taraflara takıyorsunuz oradaki. Ama dört bir taraf falan yok ki orada ya. Taraflı bölge, dört bir taraf. Dört bir taraf falan yok orada. Orada bir taraf var. Kısmen bazen taraf işte o malum belirlenmiş çerçevenin dışına çıkabilen ara ara Enver çıkıyor. Daha çok Enver çıkıyor. Altan Bey zaten işte çok söyleyip konuşamıyor. Öyle. Dünkü çocuktan fırça yiyip yiyip susuyor. Böyle bir tablo. Dört bir taraf falan değil o. Anladım. Mesela ben dahil olayım oraya. En az bir iki taraf olsun. Bir iki isim daha verelim. Dört tarafı öyle oluşturalım. Hadi kaç öyle olsun. Taraf kalmaz neyse. Ki o zaman. Ben zaten öyle bir şey platformun doğru olmadığına inanıyorum. Anladım, da. Biliyorum, söylüyorsun zaten. Katkı sunulmasının. Orada da mesela El Cezire muhabbeti vardı. Enver Aysever'in çok güzel bir tespiti oldu orada. Bacı hemen atladı Nagihan Bacı. Yine başladı şeye. El Cezire'ye niye öyle diyorsun? Muhteşem yayıncılık yapıyor. Orta evet. Doğu halklarının, Orta Doğu halkları, Arap halkları, Arap halkları. Yani bu dil, terim her evet. Yerde aynı. Bunların özgürlük mücadelesine ne çok büyük katkı kardeşi. Sağlamış. İşte onların özgürlük taleplerinin yerine getirilmesinde bilmem ne olmuş. Sanırsın demokrasi, özgürlük, kuşlar gibi, kelebekler gibi özgür bir Orta Doğu veya Arap coğrafyası var da. Hı hı. El Cezire'yi nasıl öve öve bitiremedi? Enver de dedi ki... Ya çok açık dedi yani, sen eğer El Cezire'ye böyle bakıyorsan zaten negatif bakmam için çok sağlam bir gerekçem var dedi. Zaten doğru. Ve nitekim Enver şeyi söyledi. El Cezire'de İngiliz ve Amerikalılar editörler karar noktalarında evet. Araplar yok. Bir tane var orada bir şey nedir o, Katarlı bir editör güya ama karar merci o değil. İçeride böyle çilli sarışın İngiliz ablalar var. Efendime söyleyeyim falan böyle sürekli böyle bir geyik dolanıyor falan, binada. İki gün ard arda ben ziyaret ettim. Gördüğüm şeyi paylaşıyorum. Enver de onu söyledi. Yani karar noktasında İngilizler ve Amerikalılar. El Cezire müthiş bir operasyon. Dediği şey çok önemliydi ama El Cezire Batı dünyasından çok daha tehlikelidir dedi. Aynen de öyledir. Ve beraberinde yine Enver bir cümle kurdu. Türkiye'ye geldi El Cezire, hayırlı bir iş için gelmedi. Evet. Bu daha önce bizim de konuştuğumuz, sık sık altını çizdiğimiz bir noktaydı. Yani hayra gelmedi dedi. El Cezire Uzak Doğu niye kurulmamış? El Cezire Amerika niye yok? El Cezire Avrupa niye yok? Çünkü bak hep operasyon sahasının dışından bahsediyoruz. Operasyonda iki saha var. Enerji kaynaklarının çok yoğun olduğu iki bölge. Bir, Orta Doğu ve Arap dünyası. İki, Türk dünyası. Sıra Türk dünyasında. El Cezire'nin yayını niye burada gecikti? Gecikiyor. Bir şey bekliyorlar çünkü. Bir şeyi bekliyorlar. Bir süreç, öyle bir gün gelecek ki işte şimdi El Cezire yayına başlayabilir artık. O günlere şimdi. Geldik. Evet. Geldik mi o günlere? Geldik mi? O günlere. Artık El Cezire isyan koydum diyorsanız o zaman. El Cezire yayına artık girebilir Türkiye'de. Ve sadece Türkiye'ye yayın yapmayacak El Cezire. Türkiye'ye, Balkanlara, Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Kırgızistan'a, işte Kazakistan'a, Türkmenistan'a, buralara yayın yapacak. Hedef bu. Dolayısıyla El Cezire
gidiyor, yerleşiyor, hazırım diyor, operasyon başlıyor. Türk dünyasınadır şimdiki operasyon. Şu aralar bunu pek konuşmuyoruz. O zaman Türk dünyasının buna karşı karşıt bir şey kurması lazım. Aynen ya öyle da yapması lazım. Kurulmuş olan bir şeyle aynen öyle yapması lazım. Yani bu TRT İNT'le olmaz. Hiç olmaz. Çünkü El Cezire hangi mantıkla geliyorsa TRT aynı mantıkla yürüyor zaten. Ya da TRT burada Türk dünyasının bir önlem alması lazım. Anladım. Türk dünyası bunun farkında mı? Önemli olan bu. Bunu konuşmuyoruz. Bak hani bak kuş diyorum ya hep. Bak kuş var dediler ve biz oraya bakıyoruz. Hayır, o kuş o işi zaten bitirdiler. Arap coğrafyasında zaten pek bir şey kalmadı. İran meselesi başka bir mesele. Arap coğrafyası ile ilgili bir mesele değil. O başlı başına bir vaka. Dün bacı kalktı onu savunuyor. Ne El Cezire, biz Suriye'de de yaşadık o gerçeği. Sana örneğini de vermiştim. Türk gazetecilere saldırı, polis, Suriye askeri polisi müdahale etti, 3 tane ölü var diye bize telefonlar geliyor yolda. Biz de o arada lay lay lom Humus'tan Şam'a dönüyoruz. Ne öyle bir olay oldu, ne bize bir saldırı oldu, ne şu oldu, ne bu. Nereden bu haber? El Cezire'den. Bunun gibi. İnanılmaz bir psikolojik harekat üssü olarak çalışıyor. En son şeyin haberi vardı mesela, Beyrut'taki bürosu Suriye ile ilgili yanlış ve yalan haberler üretildiği için istifa etti diye bir haber vardı. Aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum kesimindeki muhabiri Suriye'den bildiriyordu. Yani olay yerinden bildiriyor. Aynen, olay yerinden bildiriyor. Netice itibariyle böyle bir tablo var. Ancak sıkıntı şurada, Türk dünyası henüz bunu çok açık ve net konuşmuyor. İşte dün o bacı başladı yine. Yani zaten o bacı övüyorsa bir şey var demektir orada. Orada bir evet bir sinyal, bir orada alarmın bir şey çalması lazım artık. Bir şey var demektir. Yani Suriye ile ilgili bu tür şeyler, Libya'da El Cezire'yi görüyoruz. Ama hep söyledim, başından bu yana El Cezire, insanlarda şöyle bir izlenim yaratıldı. Orta Doğu halklarının emperyalizme karşı mücadelesinde nihayet bir televizyonu oldu. Bu algı nasıl pekiştirildi? 2-3 yerde El Cezire kameramanına roket attılar. Orada öldürdüler, bilmem ne yaptılar. 3-5 kişiyi de böyle feda ettiler. Edenler kimdi? İşte Amerikan askerleri, İngiliz askerleri, bilmem ne. Sonra iyice bu algı yerleşti. Bak Amerikalılar falan da bizi teşhir ediyor, bizi deşifre ediyor, bizi işte taca çıkarıyor diye El Cezire'yi hedef aldı falan. Halbuki içeride Amerikalı ve İngiliz editörler takır takır çalışıyor. Şu da insanların hoşuna gidiyor mesela. Yani yayına bağladıkları konuklara mesela hani sorularla dönmeye çalışıyorlar. Yani işte Orta Doğu'dan kişiler, işte Esad'ı koruyan diyelim ya da Esad'ın yanında duran ya da işte farklı düşünen kişileri alıp döverek hani siz demokrasi istemiyorsunuz falan filan deyince bu söylemler insanların hoşuna gidiyor. Tabii. O yüzden onları da yayında kullanarak. Ama bak mesela Türkiye'deki, onu bir kez daha bu vesileyle hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Türkiye'deki El Cezire'nin başına Gürkan Zengin'i oturttular, doğru mu? Evet. Kadro çalışması vesaire falan. Fakat kadro çalışmasında Gürkan Oran'ın genel koordinatörü, genel yayın yönetmeni mi? Evet. Kiminle çalışacağına kim karar verir? Bu mesleğin en temel teamüllerindendir. Genel yayın yönetmeni karar verir. Hayır efendim. Bir grup geldi. İçinde bir İngiliz, bir Amerikalı, bir tane de El Cezire merkezden birisi var. Onlar seçtiler insan kaynakları birimi. Ha, o seçim süreci de enteresan değil. Onlar mi seçtiler. Ya onun ben şu arkadaş Ankara temsilcisi olsun. Dediği isme hayır o olmaz şu olacak dediler. Bu arkadaş bilmem politika editörü olsun. Ha, o olmaz şu olsun. Bir sürü insan öyle incindi El Cezire sürecinde. Bir de ciddi bir onların şeyleri vardı ya, sınavları falan vardı benim bildiğim. Beraberinde bir denetçi editör getirdiler. Amerika'dan. Bu ne demektir ya? Türktü o ama Amerika'dan. Belli bir çevreden. Belli bir süre Amerika'nın tedrisatından geçmiş bir arkadaşı da oraya denetçi editör olarak getirdiler. Anladım. Ama o bir Türk. Şimdi El Cezire'ye baktığında bir Türk var denetçi editör, genel yayın yönetmeni Türk vesaire şu bu. Ama mekanizma bambaşka işliyor. Tıpkı merkezde olduğu gibi. El Cezire çok ciddi bir tehlike. Bir şey sorabilir miyim? Peki şimdi o bahsettiğiniz isimler, hepsini geçin. Burada gazetecilik yapmış ve dolayısıyla işte o kanalın başına geçmiş isimler. İşte Gürkan Zengin dediğiniz mesela, onun üzerinden gidelim. Yani CNN'den bunun ayrıldıktan sonra bir anda şeye erdi. Hidayete mi diyorsun? Hidayete erdi ya. Bazı şahıslarla ilgili çok pozitif konuşmalar yaptı. Bazı röportajlar. Yani bu amacın sonuçta ülkeye zarar verebilecek bir amaç olduğunu falan onlar görmüyorlar mı? Ya da anlamıyorlar mı? Yani böyle bir kanalın başına geçerken ya da bu kanalda çalışırken ya da çalışmayı isterken, teklif gelirken falan. Ne bileyim, enteresan değil mi? Yani Komiser Bey, susma hakkımı kullanmak istiyorum bu konuda. Peki. Yani bu doğru bir soru, çok isabetli bir atış. Ama ben bu mesele çok özet, tamamen duygusal yani.
Duygusal abi. Bak şimdi ben sana bir başka örnek vereyim. Türkiye'de insanlar nasıl dejenere oldular? Türkiye'nin önemli holdinglerinden bir tanesi. Kendi içerisinde bir cemaat yapısı mevcut. Hakikaten güçlü, kuvvetli, ekonomik açıdan da güçlü, kuvvetli bir cemaat yapısıdır. Hı hı. Ve bu yapı okyanus ötesi bir iradeyle geçmiş dönemde çok ciddi sorunlar yaşıyordu. Ve hatta o iradenin İslam'ı yozlaştırdığını, İslam'a zarar verdiğini, dolayısıyla günahkar olduğunu falan söylerdi o holdingin patronu ve o camianın hayranlıkla izlediği kişi. 28 Şubat'tan sonraki süreçte o topluluktan, okyanus ötesindeki irade dediğimiz o topluluktan çok ciddi hasarlar görüp işleri güçleri de perme perişan oldu. Fakat bugün öyle kankalar, öyle bir aradalar ki düne kadar bunlar İslam'a hasar veriyor, zarar veriyor dedikleri o topluluğun adamları bugün kendi televizyonlarında takır takır program yapıyor. Ekranı tamamen işgal etmiş. Ama bunun karşılığında orada inşaatlarına kolaylık, burada arazi kolaylığı, şurada ödeme kolaylığı, burada kredi kolaylığı. Şimdi insanlar, bu insanlar ne diyordu geçmişte? Benim dinime zarar veriyor. Neden? Şu 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 yanlışlarından dolayı. Dini referansla ilişkilerini düzenliyordu. Ve bana zarar veriyor. Benim dinime zarar veriyorsun sen diyordu. Aynı anlayış bugün niye zarar vermiyor diye vermiyor da böyle kankasınız. Tamamen duygusal. Eğer bir toplumda insanlar din gibi bu kadar vazgeçilmez, tartışılmaz, ölçülmez, tartılmaz bir kutsallığı bile eğer üç parça menfaate kilim edebiliyorlarsa, üç parça menfaate takas edebiliyorlarsa söylenecek hiçbir şey kalmamış demektir. Bugün üç tane beş tane gazetecinin üç beş parça menfaat için bu kadar bu sürece omuz veriyor olmalarının sorgulanmasına gerek bile yok böyle bir tabloda. İnsanlar ben elhamdülillah Müslümanım ve bu insanlar da benim bu kutsal dinime, kutsal kitabıma, onun emirlerine zarar veriyor. O dolayısıyla bunlar birer günahkardır. Hatta daha öteye taşıyıp işte bunlar kafirdir gibi ifadeler kullandığı bir topluluktan nemalanınca bütün ekranını onlara teslim edip onların izinde yürümeye başlayabiliyorsa eğer biz neyi konuşacağız ki? Orada biri birini satmış, biri öbürüne kazık atmış, biri dün öyle diyormuş, bugün kıvırmış. Düne kadar Çillere danışmanlık yapanlar, ana bir baktık ki bugün hepsi meğer o süreçte şöyleymiş, böyleymiş, çekil diyen adamlar danışman olarak. Vay niye çekildi diye. Böyle bu tür satışlar, az önce örneğini verdiğim, din gibi bir meselede bile insanları eğip büküp istenilen noktaya getirebiliyor ise eğer, o menfaat denen çıyanlık, menfaat denen kurt, o zaman ben kendi sektörümdeki insanlar için bu kadar enerji harcamamalı, bu kadar nefes tüketmemeliyim. Çok normal yani. Zeminin ve davranışların en kaypak olduğu sektördür bizim sektör. Anladım. Dansözün en bol olduğu sektördür. Ne kadar zor bir sektörmüş. İnsan içine girince, bir de bunları öyledir. Duyunca daha çok anlıyor. Ya doğasında da bu vardır. Yani o kadar farklı şeyler sunar ki insana. İşte ben hep yeri geldiğinde örnek veririm. Asil Nadir'in... yine bir Türk medya patronunun odasından çekilen fakslarla çökertildiği zamanlarda, maaş alamadığımız zamanlarda, hatta otobüs bileti bulamadığımız için haber merkezinde koltuk üzerinde uyuduğumuz günlerde, işte hemşire falan dostlarımızdan, doktor eşimizden, dostumuzdan vitamin hapları beleşten alıp da yaşadığımız dönemde, anladım, bu kadar böyle dramatize ediyorum ama bu kadar dramatikti. Bu dönemde bir sabah Hilton'un bilmem ne salonunda Boğaz'a nazır kahvaltıya davet edilip orada kahvaltıda haber takip edebiliyorsun. Eve gidecek otobüs biletin yok ama Hilton'un en güzel salonunda kahvaltılı basın toplantısı takip ediyorsun. Eve gidecek veya işte kiranı ödeyecek paran yok ama herhangi bir iş seyahatinde gidip dünyanın herhangi bir yerinde 5 yıldızlı bir otelde konfor içinde oturabiliyorsun. Bu mesleğin böyle gelgitleri var. Bu gelgitler zaman içinde insan davranışlarına da yansıyor. Anladım. Çok normal yani. Hı. Ama dediğim gibi bugün geldiğimiz süreç çok tehlikeli bir süreç.
Çiğdem. Çünkü vergi vermeyi, işte biraz önce söyledim, bugün örgütün çağrısı. Hı hı. Vergi vermeyi reddedin, askere gitmeyin, polisi tanımayın, mahkemeleri kabul etmeyin. Bugün çağrı bu. Bak bir nereye geldik? Nereye doğru gidiyor? Nereye geldik? Bugüne kadar böyle bir çağrı olmadı, böyle bir talep olmadı. Bir gün müjdeyi veririz dedi ya o Barzo. Evet, dün dedi. Ha, bir gün müjdeyi veririz dedi ya. 21 Mart'ta değil de bir gün. Olmadı, bir hesap tutmadı, bir şey olmadı. Bir gün bu müjdeyi veririz, öyle mi? Sen müjde vermeye hazırlanırken içeride de Türkiye'de buna ilk karşı çıkacak ve şiddetle direnecek olan neresi? Türkiye Cumhuriyeti. Eğer mevcut iktidar değilse millet. O zaman burayı bir şeyle meşgul etmemiz lazım. Aa, kuş var dememiz lazım. Nedir o? Nevruz'u erken kutlayalım, biraz ölümler olsun, biraz çatapatalar olsun, bilmem ne olsun. Onlar kendi derdiyle uğraşırken biz buradan bağımsızlığımızı ilan edelim. Ha öyle mi? Tezgah bu. Bunu böyle okumak şu lazım. Şu bana çok garip geldi ama şimdi dediniz ya hani bir üst irade bunu yapıyor ya da işte o isteseydi belki düzenlenirdi falan. O zaman o niye istemedi? Hangi üst irade? Ya o üst irade. Ha, ama o üst irade burada her şeye hakim olsa zaten sorun yok ki. Ha, hakim değil bazı şeylere yani. Tabii ki değil canım, yani Türkiye Cumhuriyeti esir alınmış değil henüz yani. Beraber yürüdüğü insanların etkin görevlerde olması da... Öyle olsa başbakan ve bakanları hala ağlıyor olabilir mi? Yani esir alınmış bir cumhuriyet yok ki ortada. Yaralanmış, her geçen gün böğrüne saplanmış bıçak çevriliyor, şu oluyor bu oluyor ama öyle kolay değil. Peki bu bağımsızlık... Daha önce 7 düvelden bıçak yiyip de onlar da çevirmişler ama yine ölmemiş. Kalkabilmiş olan bir millet. Peki şimdi bu işte bağımsızlık diyoruz, iddialar diyoruz, hedefleri, amaçları diyoruz... Bu bir tren ve bu kaçtıktan sonra, yani şu mevcut durumdan bahsediyorum. Bir daha böyle bir şey karşılarına ya da bizim karşımıza gelir mi? Ya da bir daha aynı şeyler yaşanabilir mi? Bu yani bitmeyecek, bu tren kaçtı, durmayacak kaçtı ki. Ya da kaçtı derken, yakalandı, hani yakalandı. Bağımsızlık anlamında yaptılar. Buradan da o desteği aldılar, Türkiye'yi bölünmeye götürüyorlar. Yani bunu yapabilecekleri tek süreç budur. Hayır, bir daha da olmaz. Hayır, şu treni yakalarsalar tamam diyebilir miyiz yoksa? Hayır, bu treni yakalarlarsa, bu tren planladıkları gibi bir seyahat gerçekleştirebilirse eğer, yandı gülüm keten elva. Ama bu treni kaçırsalar bile onlarda tren çok. Anladım, yani hep o zaman onlarda böyle tren çok, memlekette öküz çok. Yapacak bir şey yok. Anladım. Yani biz burada bir şey yapamayız. Şimdi yayına girmeden önce bir dostumuzla iki not bir şey yazdık. Ben aslında başlangıçta o şeyi yapacaktım. Hı. Şimdi daldan dala zıplıyoruz, onun için geldi aklıma. Dedim ki var mı bugünkü yayınla ilgili bir not, bir şey? Yok, aklıma bir şey gelmedi. Kafanıza göre takılın diye bir şey geldi. Sanki şimdi daldan dala atlarken kafanıza göre, kafamıza göre takılıyoruz yayında. Peki, öyledir herhalde. Hadi bugün o zaman... Gelelim diğer gündemlere. Grup toplantılarından bahsetmek ister misin? Grup toplantılarından bahsetmek istemem. Herkes söyleyeceğini söyledi. Grup toplantısında bir tek şey notu güzel, önemli. Grup toplantılarından şöyle bahsetmek isterim. Hı. Bugün yine izleyicilerimiz bizi o anlamda topa tutmaya başladılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısının yayını 37 dakika sürdü. Hı hı. Devamı olmadı. Ve bir anda Cumhuriyet Halk Partisi grup salonuna geçildi. Evet. O yayını yapan araçtaki arkadaşların saygısızlığından ve dengesizliğinden kaynaklandı. Açıkça söylüyorum. Saygısızlık ve dengesizliktir. Üstelik o yayını yapan arkadaşlar da milli hassasiyeti yüksek, kendini milliyetçi olarak tanımlayan arkadaşlardır. Ama bir partinin genel başkanı konuşurken bir diğer gruba küt diye geçiş yapılmaz. Planlama hatası, bilgilendirme hatası, grup toplantısından haberleri vardı, yoktu, son anda haberleri oldu, şu oldu, bu oldu vesaire falan, bunlar ayrı tartışma konusu. Ama bunu yapmamaları gerekirdi. Bu büyük ayıptı. Onun için biz değiliz onun müsebbibi. Geçen hafta mı? Evvelki hafta yine yaşadık aynı şeyi. İnşallah hani bu da bize ders olur. Gerçi daha öncekiler olmadı ama bu bize ders olur da bunun önlemini alırlar, almaları gerekenler umarım. O grup toplantısını hiç yayınlamama ihtimaliyle karşı karşıyaydık biz. Eş dost hatırına, evet, ve iteleyerek yayınladık. Ama ancak o kadarını yayınlayabildik. Ama Devlet Bey'in grup toplantısında şu sözler... Afganistan'la ilgili sözler... Hayır. Bu Nevruz bayramı dolayısıyla ortaya çıkan isyan görüntüleri, hı hı,
şu bölüm çok hoşuma gitti. Tam da zaten olacağı söylemiş aslında. Evet. Maskeleriyle ortalıkta dehşet saçan bu güruha insan demek insana hakaret olacaktır. Bunlar Allah'ın lütuflarına kem gözle bakanlardır, cani ve canavarlardır. Nevruz'a daha birkaç gün varken bunların 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nü sabote etmeye çalışmaları iblisçe bir taktiktir. Maalesef terörün cesaret almasında AKP hükümetinin büyük sorumluluğu vardır. Bu meselelere böyle bakmak lazım. Bak bu burası en önemlisi. Geçen bir izleyicimiz de dünkü programda mı, önceki gün mü? İşte yani o taş atanların hiçbir kabahat yok. Var arkadaş, var da o taşı onun alabilmesi için oraya yerleştiren bir irade var. Bu da siyasi irade işte. Bunu böyle okumak lazım. Başbakan bu olayları eleştirecektir. Evet. İsabet, tam isabet. Feciydi bugün başbakan. Bugün olan buydu, evet. Eleştirecektir. BDP'yi hedef tahtası yapacaktır. Bunlar Devlet Bahçeli'nin sözleri. Sözde hedef başbakan, tahtası. Başbakan, evet. Tam da dediği oldu. Ancak bu uygun ortamı bölücü yüzlere hazırlayan elbette AKP hükümetinden başkası değildir. Bunları böyle okumak lazım. Şimdi gelelim en benim hoşuma giden yere. Pusuya yatmış nefretler bir araya gelmiş, güneşli günlerde milletimizin donacağını iddia etmiştir. Şu sözlere dikkatinizi çekerim. Müzakereler başlasın, bahar geliyor. Devlet adım atmazsa, bahar geliyor. Ana dilimiz kabul edilmezse, bahar geliyor. Oradaki tehdidin altını çiziyor. Ve şu cümle çok hoşuma gitti. Ne gelirse gelsin. Büyük Türk milletinin her şeyi karşılamaya, hepsinin milleti her şeyi karşılamaya ve hıyanetin başını ezmeye muktedirdir. Şimdi bu sözler üzgünüm ama birçok insana şey gibi geliyor. Hamaset dolu sözler gibi geliyor. Değil. Değil. Yani bu ülkede, bu şartlarda, bu noktaya gelmişken bu cümleleri kurabiliyor ise eğer tek bir kişi bile bu cümleleri kurabiliyor ise eğer o umut var demektir. Mustafa Kemal'in o Akdeniz seyahatinde çok umutsuzca bir şey, tam hadiseyi hatırlamıyorum. Umutsuzca sizce kurtulacak mı? Yani iş toparlanacak mı paşa? Umut var mı gibi bir soru karşısında dönüp Toroslara, bak orada bir tane evin bacası tütüyor. Toros'ta bir baca tütüyorsa umut var demektir. Bunlar hep şiir gibi geliyor insanlara. Hayır, tamam, şiir değil. Bu hisleri de unutmuş. Bu tarihten, çünkü tecrübelerden süzülmüş duruşlar ve tavırlar bunlar. Ama bunları da unuttuk biz işte. Ama bir şey unutmayanlar var. Umutsuz olmaya başladı. Unutmayanlar ya da herkes var. Kendini yalnız hissetmeye başladı. Evet. Aç orayı, Facebook'u. Bir sürü yorum vardır. Aynen öyle. Gir Twitter'a, bir sürü yorum vardır. Var. Devlet Bey burada bunları söylüyor. Sen bu konuda bir şeyler söylüyorsun. Ben bir şeyler söylüyorum. Nasıl bir yalnızlık bu? Nasıl bir yalnızlık? Aslında değiliz ama yalnız zannediyoruz kendimizi. İşte, öyle işte bir bütün mesele bu. Algı var hepimizde. Kendimizi yalnız sanıyoruz. İfade edip o durumun tespitini yapıp olmadığımızı anlatmak. Bütün çaba bu. Ne yalnızlığı ya? Peki bir şey söyleyeceğim. Sadece siyasi kanattan bir kişinin böyle düşünmesi tamam, umut var anlamına geliyor ama yeter mi? Yani bir başka muhalefetin de... Bence daha doğru. Bence daha iyi. Yani hani yanlışlar içerisinde bir doğrunun çıkması gibi bir şey. Bence daha iyi. Tek bir kişinin. Daha iyi. Gargaraya gelip böyle ortak değerler meğerler gibi böyle süsleyip işte bir konuşmalara baktığın zaman bugün meclisteki 3 genel başkan da benzer bir duruşta güya. Hı hı. Sence benzer duruşta mı? Değil. İşte satır arasını kalsın. Okumak gerek. Bir kişi kalsın. Bir kişi kalsın. Bir kişi olsun tam olsun. Diye. Aynen öyle. Bir kişi olsun tam olsun. Çok güzel. Bak bu cümle böyle. Bu sözlerden çıkardığım sonuç aynen sen, imzayı sen attın. Bir kişi olsun tam olsun. Yani. Dün orada başka türlü. Bugün burada başka türlü. Dün ha burada başka türlü. Bugün vay asarım keserim zıttırı bıttırı falan başka türlü. Böyle olacaksa olmasın. Ama bir tane olsun tam olsun. Bir sıfır olsun bizden olsun gibi yani. Öyle. Başta. Bu hakikaten böyle. Hakikaten böyle. Yani o yarım kilo milliyetçilik edası. Öbür tarafta işte 250 gram vatanseverlik edası. Bu tarafta işte 350 gram. Ben o şeylere, ayrışmalara çok, tanımlara çok şey değilim ama işte 350 gram ulusalcılık duruşu. Burada işte bir miktar canım Türkiye'de çok özel ve güzel bir ülke lafları. Yok abi, koyun şunun adını. Bir millet var. Geleceği risk altında olan bir millet var. Onun en büyük gücü olan devleti her taraftan kemirilen bir millet var.
Ve bu millet adına da birinin doğruları söylemesi gerekiyor. Ortada böyle bir şey. Bu milletin yapması gereken bir şey var. Bir şey yapmalı bu millet. Ya doğru da her şekilde kendine çıkacak bir yer bulur. Aynen, herhalde. Aynen, bu iş duyacak, görülecek bir yer bulur herhalde kendisine. Öyle bu iş böyle. Net olmalı, net. Net deyince Kenan Evren'in ifadesi önümde duruyor. Ona da bakalım. Çünkü bakalım. Konuşuyorduk, ondan bahsediyorduk. Bir de Afganistan meselesi tabii açıldı. Şehitlerimiz tabii geldikten sonra. Yılmaz arada... Özdil'i okudum bugün. Evet. Tabut meselesi önemli tabii. Yani ya şimdi bu mudur diyen bir sürü insan olduğunu eminim. Ama bu, bence budur. Bu, evet. Bence budur. Biz hep böyle çok şeyi, aman bunlar da küçük detaylar, ayrıntılar falan deyip küçümsüyoruz ama herkes öyle küçümsemiyor mesela. Afganistan'da ne işimiz var diye de sordu Devlet Bahçeli bu arada, MHP lideri. Ama Başbakan Erdoğan'ın bir konuşması sırasında söylediği bir şey vardı. İşte hani Afganistan'da ne işimiz var diyenler... İstanbul'dan öteye ufuklara gidemeyenlerdir. İşte Sivas'ın ötesine geçemeyenlerdir dedi. Bir kez daha yine Sivas'ın hani, ötesi, yine Sivas'ın değil mi? Ötesini memleket söyledik. Bu noktaya gelmiş, hala Sivas'ın ötesi. Ne diyeyim ki ben Sayın Başbakan'a? Yani? Ama şimdi anlattığına göre öyle bir durum var ki İstanbul'dan öteye geçemiyoruz, Sivas'tan öteye gidemiyoruz. Arada sıkışıp kaldık, öyle de bir durumumuz var o zaman. Yani Başbakan haritayı çiziyor. Atınca, aynen öyle. Bilinçaltına yerleşmiş haritayı çiziyor Sayın Başbakan. İstanbul'dan öte, Sivas'tan öte. Birilerinin hayalindeki harita değil mi bu sence? Nabucco, petrol boru hattı, kuzey sınırı. Yani Afganistan'da ne işimiz var? Afganistan'daki doğru bir soru, Afganistan üzerinde konuşulması, kapatmalıyız demişti. Konuşulması gereken bir soru. Dolayısıyla Afganistan'ı sorgulamak Türkiye'yi dünyaya kapatmak değildir. Türkiye'yi dünyanın çok önemli ve kritik ilişkilerinden soyutlamak değildir. Ama eğer Afganistan'da olmak Karzai Efendi'nin Bezirgan Saltanatı'na jandarmalık yapmaksa, çok affedersin ama ben yemişim öyle dünya uluslararası ilişkileri. Bana ne ya? Oradaki şu cümle bence bana hani ne? Özetliyor. Afganistan'daki iz sürenlerin hedefi terörist avlamak değil, kaynakları vakumlamaktır. Türkiye Afgan artık Afganistan defterini kapatmalıdır. Aslında orada hani amaç kime hizmet ediyoruz ya da orada bulunmamız bizim kimin işine yarıyor? Dün sen örneğini verdin ya. Hep Amerikan askerleri, İngiliz askerleri, Fransız, Avustralyalısı, bilmem nelisi, Arjantinlisi bile var. Türklerle. Norveç'i, İsveç'i Türk askerleriyle geziyor. Niye? Türk askeri Müslüman, Türk bayrağını görünce Afganlar bir yakın şey yapmıyor. Yakın hissediyor, dost görüyor. O da onun yanında. Niye kalkan olalım abi biz millete? Bir de şöyle bir şey var. Niye kalkan şimdi... olalım? Allah bilir o 16 kişiyi, değil mi? 16 kişiyi mi öldürdü? Bir şey oldu bir. Nerede? Afganistan'da? Afganistan'da da oldu ya. Bu Irak'ta da oldu bir tane. Onun gibi yine bir tanesi kafayı bulup içip cinnet getirdi bilmem ne oldu. Irak'ta daha önce görev yapmış oradan bu. 16 kişi öldürmedi mi sivili ya? Yeni bir asker öldürdü ya. Hatırlamıyorum şimdi. O kadar karıştı kafam. O hadisede Allah bilir o bile 2-3 tane Türk askeriyle gezdi. Ne biliyorsun yani? Ha, her şey mümkün tabii. Şimdi bak dün de anlatmaya çalıştım. Afganistan bizim için önemli bir yer. Tarihsel bağlarımız, duygusal bağımız. Ama biz onun için var. Orada mıyız? İşte bizim amacımız orada. Bütün mesele bu. Mi? Ne yaptığımıza ve ne için kullanıldığımıza bağlı. Ne için kullanılıyoruz? Buna bağlı. Doğru bir iş için kullanılmıyoruz. Milletin çirkefine, milletin çamurluklarına, milletin işgalciliğine, şuyuna, buyuna kalkan olmanın, perde olmanın bir anlamı yok yani. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Hani biz bunu sorduğumuz zaman hani kötü olunuyor ya, hani Afganistan'da ne işimiz var diye. İşte bunu bak, tartıştığımız bir de bir zaman... vizyon buldular ya. Ya vizyon lafını daha öğrenel 2 sene oldu bunlar ya. Bak beni damarıma basıyorsun. Yani bugüne kadar böyle edemedikleri cümleler, kuramadıkları cümleler 3 tane lafı bir araya getiremezlerdi. Şimdi bugün bakma öyle şaşalı hayatların içindeki insanlara. Burada belediyede bilmem nerede şef garsonluktan biliriz biz yani birçoğunu. İşletme müdürlüğünden biliriz. 3 cümleyi bir araya getiremeyenler işte böyle entellerle dantellerle işte o aydın maydın liberal mibeler onlardan öğrendiler bilmem ne yaptılar. Şimdi vizyondan bilmem neden bahsediyor. Hadi be vizyonmuş. Vizyon dediğiniz 3 günde cehenneme çevirdi tekrar coğrafyayı. Etrafımızı. Bir tane dost kalmadı. Bu nasıl vizyonsa. En son vizyondan bahsedecek insanlar yani. Ve şey hani biz böyle tartışıyoruz. Çok özür dilerim. Geçen sene Saddam'la sarmaş dolaş olmak şey Saddam diyorum Esad'la vizyondu. Bu sene Esad'ın gırtlağına basmak vizyon. Bu nasıl bir vizyon abi? Yukarısı ayrı oynuyor, aşağısı ayrı oynuyor vizyonun. Bu neyin vizyonu yani?
Sinirleniyor insan yani, ister istemez sinirleniyor. Yakınım bir de, eyvah diyorum yani böyle anlarda. Şey diyecektim, şimdi Afganistan konusunda evet biz hani diyoruz ya, Afganistan'da ne işimiz var, neye hizmet ediyoruz, niye oradayız, bir bu soruları soralım özellikle. Hani dün dediniz ya, insan şimdi sormak gerekiyor diye. İşte Başbakan Erdoğan da falan kızıyor ama mesela Afganistan'da başka milletlerin de askerleri var. Başka milletler de tartışıyor aslına bakarsanız. Evet, Amerika başta. Ya bizim Amerika askerimizin tartışıyor. Orada olması doğru mu diye zaten bu soruyu kendi kendilerine soruyorlar diğer ülkelerin ya vatandaşları. Onlar da tabii sormalılar, daha çok sormalı. En çok da Amerikalılar sormalı. Tabii biz ne yaptık diye. Ama işte abi, arabanın tekeri dönüyor mu? Dünya yansın, Amerikalının umurunda değil ki. Köpeğe mama getirebiliyor mu? Dünya yansın, umurunda değil. Bu arada hemen oradan araya girip de köpeklerle ilgili falan denmesin. Ha. Ben çok severim onları. İşte bilmem erken rezervasyonla ucuz tatilini yapabilecek bir ekonomik tablosu var mı? Gerisi ilgilendirmiyor abi Amerikalıyı. Ama en çok onların konuşması lazım. En çok onların konuşması lazım. Petrol şirketleriyle, maden şirketleriyle, şunlarıyla, bunlarıyla. Bu Amerika'ya da bir katma değer yaratıyor. Yani Amerika'daki herhangi bir şirketin, herhangi bir çalışanı Amerikan askerinin Afganistan'daki haltlarından besleniyor. İşte onun için diyorum, yaşasın halkların kalleşliği. Kalleşliği diyorsunuz siz, doğru. Yani halkların kardeşliği muhabbeti ayrı bir şey. Buna kim itiraz edebilir? Elbette herkes olabilse de kardeş olsa. Ama mesele halkların kalleşliği. Ya da o terimleri kimlerin nasıl var. Kullandığı da aynen önemli. Öyle. Yani doğru laf yanlış ağızda. Bize halkların kalleşliği düşüyor maalesef hep. Şimdi dün o programdan bahsetmişken, milliyetçilik konusu da açıldı biliyorsunuz orada. Nazlı Hıca'nın sözleri patriotizm mi? Patriotizm, vatanseverlik. Ben ona daha yakınım diyor. Allah'ım. Evrensel bir şey. Yani ama her vatanseverlik dedi ya. Ya Nagihan Alçı vatanseverlik dedi. Düşünsene. O evrensel düşündüğünü söyledi. Yani Türk, Kürt, ben bütün bu milliyetçilik ya da ulusalcılıklara yani karşıyım. Şimdi, bunlara diyor. Şunları daha söyledi. Evrensel bakıyorum ben. Şöyle dedi. Vatanseverlik. Evet, doğru. Yani nasyonalizm Avrupa'da bir kabahat, bir suç olarak değerlendiriliyor. Hitler ve Mussolini tecrübesinden dolayı. Ama o daha çok orada vatanseverlik neydi? Patriotizm. Patriotizm. Patriot. Neyse. Tamam. Tamam. O izimden yani vatanseverlik bu kabul görebiliyor. Şimdi dün orada diyor ki Nagihan Bacı, ben kendimi daha buna daha yakın hissediyorum diyor. Vatanseverlik. Vatanseverlik. Yani vatanseverlik ne barındırır? Vatanını sevmeyi. Doğal olarak vatanının yani o coğrafyanın üzerindeki her şeyi sevmeyi. Milletin. Doğal olarak millet de dahil buna. Onun değerlerini sevmeyi. Doğal olarak onun değerlerini korumayı. Doğru mu? Evet. Bir yandan da diyor ki ben daha dünya vatandaşıyım. Hani burada doğum, bak cümle bu. Burada doğmuş, burada büyümüş ya da burada yaşıyor olmak değil benim için ölçü. Ama bunun içinde mutluyum. Bir yandan bir dünya vatandaşı duruşu, öbür taraftan bir vatanseverlik edası. Bacı ne dediğini bilmiyor ki. Bacı onların ne anlama geldiğini de bilmiyor. Yani. Bacı eğer vatanın ne anlama geldiğini bilseydi, Erivan üzerinden Karabağ'a gidip de burası Ermeni toprağıdır demezdi. Bir vatanın, bir vatan toprağının bir millet için, insanlar için ne hissetti, onlara ne hissettirebileceğini, onlar için ne ifade edeceğini algılayabilecek çapta olsaydı, hem zeka hem duygusal açıdan bu çapa sahip olsaydı zaten o dediğimizi yapmazdı. Beraberinde öbür tarafta ben kendimi milliyetçi olarak, tabii senin gibi değil. Türk milliyetçisiyim. Yeniden hatırladı Nazlı Hıca. Evet. Ne oluyor bunlara? Ve bütün bu süreç, bütün bu süreç, bak Nazlı Hanım da bir süredir böyle milliyetçi edalar. Bütün bu süreç, hep söylüyorum, biz bunu aylardır söylemiyor muyuz? Yeni hedef Türkiye'nin milli hassasiyeti olan ve milliyetçi insanlarıdır. AK Parti'nin yeni hedefi bu insanlar. Dikkat! Onun için hep söylüyorum. Türkiye'nin kaderine dair, Türkiye'nin yarınına dair kararı Türkiye'nin milliyetçi insanları verecek. Nerede durduklarına karar vererek verecekler. Ya bu yalanlara, bu tezgahlara inanacaklar, aldanacaklar. %1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 10 olur. Hiçbir... önemli değil. Ya, önemli ya bu tezgaha inanıp dünü ve bugünü unutup bu tezgaha düşecekler. Bu tezgaha düşecekler. Ya da doğru olanı yapıp bu tezgahı boşa çıkaracaklar.
Yani gönül ister ki tabii tezgahın, bir tezgah varsa orada da onun boşa çıkması. Aynen öyle. Ama enteresan bir tartışma. Hadi biraz gazete yani. Yürüyelim. Hemen Vatan Gazetesi önümde. Zaten şeyden bahsedecektim. Deniz Güçer'i tebrik ederek başlayalım. Güzel iş. Kenan Evren'in 160 sayfalık savunmasını Vatan ele geçirdi. İşte ben de bu laflar hep takıntılı oluyor. Ele geçirdi yani, lafına mı? Savunmasına Vatan ulaştı. Ben ulaştığı hep tercih ettim bugüne kadar. Beni Kenan Evren'in ifadesinde demiş ki ben kurucu iradeyim, beni yargılayamazsınız. Bu düzeni ben kurdum, dava hukuken sakat. Şimdi sadece işin teknik boyutunu konuşuyorum. İnsani boyutunu, vicdani boyutunu, ahlaki boyutunu bir tarafa bıraktım. 12 Eylül ve Kenan Evren'e dair. O bir köşede dursun. Son yıllarda gördüğüm en makul, en net, en dik duruşlu ve en teknik savunma. Bu sözler tepki de çeker mi diye düşünüyorum bir yandan. Hayır, ama teknik diyorum, anlamda bakıyorum. Çekerse de çeksin. Teknik olarak söylüyorum. En net, en tutarlı, en aklı başında savunma bu. Yani şahit olduğumuz son yıllarda. Ben kurucu iradeyim, yargılayamazsın. Diyor ki 1982 Anayasası meşru, MGK'da yasal bir kurum. Var mı ikisinde de bir yalan? Yok. 1982 Anayasası %92 kabul aldı mı? Kabul edildi, evet. Diyor ki ben bu anayasayı yaptım. O anda bir darbe anayasasıydı ama millete götürdüm. %92 onay aldı. Kabul ettiler. Meşru ve milletin anayasası oldu. Doğru mu? Doğru. MGK yasal bir kurum, doğru mu? Doğru. Aynen öyle. Başbakanlığın ilişkileri, yetkileri falan düzenlenmiş. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Efendim Cumhurbaşkanı görev süresi şu su bu su, o sonradan değişti ama var mı? Yok. Devlet kurumlarının işleyişine dair düzenlemeler şunlar bunlar yapmış mı? Yok. Yapmış. Yürüyor mu? İşliyor mu? Uygulanıyor mu? Uygulanıyor. 10 yıllıkdır iktidarda olan bir siyasi parti Milli Güvenlik Kurulu'ndan başbakanlığına, Cumhurbaşkanlığından meclis başkanlığına, bürokrasisinden bakanlıklarına her yerde bu darbe anayasasının ışığında düzen icraat kurulmuş. Etmiyor mu? Ediyor. Bugün bu siyasal iktidarın 2002 seçimlerinde %35-36 oy, 34-35 oyla o kadar güçlü bir şekilde iktidara gelmesini sağlayan da bu darbe anayasasının seçim barajı değil midir? Bu darbe anayasasının her türlü nimetinden hala seçim barajında bir dirhem oynamayarak yararlanmaya devam ediyor mu? Bütün işleyişinde bu anayasayı kullanıyor mu? Yani darbenin hazırladığı anayasayı? Aynen. Ayıptır, insan utanır ya. Yediğim çanak durumu. Bunun benim, yanında benim kurduğum düzen zaten. Şimdi hani, bu anlamda yeni bir anayasa yapıldı ise eğer, yeni bir anayasa yapıldı ve bu anayasada halk oylamasına gönderip milletten de onay alındıysa, ben kurucu iradeyim, beni yargılayamazsınız diyor. Teknik haklı olarak. Diyor. Tabii haklı. Burada ne var? O zaman da. Ne var? Vicdanen. O bu konunun dışında. Yani o konuda bir şey söylemek istemediğim yani anlamında söylemiyorum. Ama o bu konunun dışında. Ama ben bir iki yüzlülüğü de şu vesileyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 12 Eylül'e alkış tutan Nazlı Ilıcağ'ın bugünkü duruşuna bak. 12 Eylül'den sonra son kale Allah'a emanet olun siz diye yazı yazan Fethullah Gülen'in duruşuna bak. Daha bunun örneği o kadar çok ki okumuştuk evet, burada. O kadar çok ki. Şimdi ben bu kadar manevra yapan psikolojiler ve dimalar varken oturup da Kenan Evren üzerine mi uzun uzun konuşayım? Neyini konuşacağım 12 Eylül? Tek manevra yapmayalım. 12 Eylül'ün zaten neyini konuşacağım ki? Bir de 12 Eylül konusunda birçok insanın kafasının aslında çok karman çorman olduğunu zaten yaşayarak da gördük. Ben 12 Eylül'de 11 yaşında bir çocuktum. Yakınlarımdan işte 12 Eylül'den hasar gören oldu. Etrafımda yaşadığım şeyler, Malatya'da öncesini yaşadım, sonrasını İzmir'de yaşadım vesaire şu bu. Dolayısıyla 12 Eylül'e dair konuşulmadık hiçbir şey kalmadı. Bir tek şey kaldı. 12 Eylül'ün yeşertip büyüttüğü, beslediği, doyurduğu iradeler bugün iktidar. Anladım. Ve talihsizliğe bakın ki 12 Eylül'ün
yeşerttiği, doğurduğu, beslediği, büyüttüğü, yemeyip yedirdiği, giymeyip giydirdiği bu iradeler, irade evet. ya da iradeler bugün 12 Eylül'ü yargılıyor. Evet. Biz de tren geçiyor diye böyle seyrediyoruz, öyle mi? Ben seyretmiyorum abi. Galiba çoğunlukla seyrediyoruz gibi seyretmiyorum. Bir şey var. Ve şimdi şu şeyi teknik olarak söylüyorum. Anladım. Nihayet diyorum. Çünkü bugüne kadar bir sürü dün de bir şeyler anlatmaya çalıştım ya bazı davalarda. Bu mudur savunmanın çatısı, kemiği neyse iskeleti diye. Nihayet biri çıkmış diyor. Ben kurucu irademi yargılayamazsın. Beton gibi bir savunma olmuş yani. Yani burada teknik olarak bir tutarsız yanı yok ki. Darbe, ben darbe teşebbüsü yapmadım diyor. Evet, darbe teşebbüsü suçtur. Ama darbe suç değil ki. Ben darbe yaptım diyor, doğru. Darbe teşebbüsü suç. Darbeye teşebbüs ettin, yapamadın, yandın. Ama yaptın, yaptın o ama zaman. Ama yaptın. Üstüne anayasa değiştirdin. 15. geçici 15. maddeyle kendini korumaya aldın. Bunu da millete götürüp milletin de onayını aldın. Neresinde meşruiyet sorunu var bunun? Teknik anlamda yok. Teknik anlamda yok. Gönüllerde, vicdanlarda, yaşanan acılarda, atılan kazıklarda, insan hakları sorunlarında, şurada burada, insanlık dışı işlerde falan. Bunlar apayrı şeyler. O apayrı bir tartışma konusu. Ama teknik olarak nerede var? Ha işte şimdi ortaya bir başka tablo çıkıyor. Buradaki bu somut tabloyu eğer biri kökten değiştirmek istiyorsa o zaman bir darbe ya da devrim yapıyor demektir. Bir soru bu devrimin var. Adı da ne olur? Bir şeye karşı olduğu için bir karşı devrim olur. O zaman biz ya bir darbeyle ya da bir karşı devrimle karşılaşacağız. Anladım. Bunun özeti bu. Bir soru var. Onu sorup sormamak arasında kaldım ama galiba soracağım. Bir izleyicinin. Hani sizler nasıl oldu da bir anda emperyalizm, işte Afganistan'da ne işimiz var gibi sosyalist argümanlara döndünüz demiş Şerif Bey. Şerif Bey demiş. Anti-emperyalizm ne zamandan beri sosyalist bir argümandır? Ayrıca anti-emperyalizm bana göre doğruysa bunu ha sosyalist söylemiş, ha faşist söylemiş, ha işte yukarı is söylemiş, aşağı is söylemiş. Bana ne? Biz ortak akıldan ayrıca korkuyoruz galiba. Ayrıca bu arkadaşımızın, bu beyefendinin mesela ben siyasi duruşunu merak ettim. Anladım. Sosyalist söylem dediğine göre muhtemelen kendini sağ görüşlü, hatta bu tepkiyle yazdığına göre eğer hele hele milliyetçi bir insan ise ağzından çıkanı kulağa duymuyor demektir. Anti-emperyalizm, anti-faşizm bu sözleri bir yerden hatırlıyor olması lazım. Bir yeminden hatırlıyor olması lazım bu sözleri. Eğer hatırlamıyorsa da zaten o işkembeden atmış demektir. Ne oldu da bir anda diğeri böyle neydi? Argümanlara döndü diye. Ne oldu da bir anda mı? İşte ne oldu da bir anda hani sizin gibi doğru, isimler. Doğru aslında biz bugüne kadar şeydik, emperyalistik ya. Bir anda karşı olmuyor. Banu Alkan'ın dediği gibi madem hepimiz demokrasiyiz bu iş böyle. Banu Alkan'ın ama almış olduk buradan. Ama o izleyici bir mesaj atarsa ben onun tamam. Siyasi duruşunu merak Şerif ettim. Bey yani anti-emperyalist olmayı bir izme terk etme hata bile değil o ya. Bir de böyle hesap sorar gibi gafletini kaynağını merak ettim. Hele ki böyle bir dönemde bir de evet ortak akılda çok buluşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Şimdi altına yazıyor mu? Ben milliyetçiyim şu bu vesaire diye bir yok, tanım yapıyor mu Allah bilir? O zaman işte dediğim gibi o yeminden hiç haberi yok onun. O yemini hiç duymamış bile. Yemin evet. etmemiş bir defa. Yemin töreni olmamış, geçerli değil. Peki. Şimdi başka neler görebilirim diye bir yandan da bu arada bir ihbarda bulunalım mı? Deminden beri benim de gözüm oraya gidiyor. İzleyicilerimiz göremiyor tabii. Orada bir misafirimiz vardı. Birazdan yayında olacak Ahmet Şafak. Girip bize oradan selamlar sabahlar ediyor. Onun için peki, bir gözümüz bir tarafta oraya doğru kaydı. Aynen öyle. Başka? Hadi toparlayalım o zaman. Saatimiz kaç oldu? Saatimiz 15.12'yi gösteriyor. Türkiye'yi kimse bölemez demiş. Kimseye vermeyiz 12, demiş. 15'i geçiyor. 15.12 geçiyor. Ha 15.12. Yanlış hadi mı? Yavaş yavaş ben mi yanlış söyledim siz ne mi yanlış ne demiş? Türkiye'yi kimse bölemez. Türkiye'yi kimseye vermeyiz demiş. Fazla da sevinmesinler diye de eklemiş. Ne mutlu Türkiye'm, Türk'üm evet. diye de demiş. Hüseyin Eker Tekirdağ'dan. Murat Karayılan Papa'ya mektup gönderip bir dakika ya bir şeye takıldım söyle, ya. Okuyayım mı şunu? Tamam nereye takıldın sen? Sabahın manşetine takıldım ya. Peki. Be oğlum. Vicdansızlar ya. Be vicdansızlar. Be utanmazlar.
Böyle bir başlık atılır mı? Bir birinci sayfayı verir misiniz ekrana arkadaşlar sabah? Sabah gazetesi. Verebiliyor muyuz arkadaşlar? Ay evet. Spotunu da kışla da bu değil ya. Bu ne ya? Bu ne zamanın gazetesi? Bu dünkinin. Bugünkü gazete istiyorum arkadaşlar. Biz kışla bugün da yapıyoruz ilk yani. İmamlı veda diyor. Kışla da ilk imamlı veda. Evet. Kabil şehitleri için Kolordu Komutanlığı yapılan askeri tören ilk kez bir imamın duasıyla son buldu. Ayıptır, ayıp. Ayıp. Utanmaz adamlar, ayıp. Hiç mi bir kışla da şurada burada bir tören takip etmediniz? Hiç mi izlemediniz? Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir cehalet, böyle bir şey olabilir mi ya? Utanmaz herifler. Tabii orada yine daha çok gazetelerde... Önce şöyle bir gazete sayfası, birinci sayfa hazırlayacaksınız. Hı hı. Anladın mı? Hı hı. Böyle bir sayfa hazırlayacaksınız böyle bir günde. Buralara böyle reklamlar, zıttırı bıttılar, bilmem Ukrayna'nın güzel bilmem yöneticisi, ondan sonra Şam hikayeleri, bilmem neler, sağa sola bunları serpiştirmeden adam gibi bir birinci sayfa hazırlayacaksınız böyle. Ondan sonra. Ben o zaman inanacağım ama ya bu neyse hadi fren. Ayıptır, ayıp. Cehaletin son perdesi. Bilmiyorsunuz bari. Bir zamanlarda bir şey vardı. Ayasofya'da ilk ezan diye bir gazete başlık atmıştı. İlk defa okunuyormuş. İlk defa oradan geçiyor belli. Genel yayın yönetmeni. Herhalde onun bir etkisi. Önce öğrenmeli ya bir şey söylemek için. Ahmet Türk'e şu yumruk hikayesi enteresan. Ben de taraftan tam o daha bir şey, bakıyordum. Daha bir şey bir netleşmedi değil mi o konuda? Vallahi işte Ahmet Türk'ün dediğine göre durum bu. Ama daha sonrasında ben... Polis bana şeyde, vurdu diyor. Evet. Bir de şey hastanedeki halinde yani o anların görüntülerinde şey diyordu. İşte ben daha öncesinde de bu yumruğu yedim o yüzden iyiyim, rahatım. Şimdi ben idmanlıyım demeye çalışıyor herhalde. Ama bunun yanında bir de şey var ya. Arada kaynadı herhalde o. Sabahat Tuncel var ya. Bir anne geliyor anne. Kızını almaya çalışıyor. O sırada Sabahat Tuncel de Sabahat Hanım müdahale etmeye kalkıyor. Çat tokadı bir yapıştırıyor. Bir nevi rövanşımı almış oldu. Ne oldu bilemedim o polise. Polisin şeyi. O benim aklıma geldi. Yani direkt o geliyor aklına. Gülerek anlatıyorum. Burada şey diyebilir insanlar. Hani hoş bir durum mu? Valla o anne için, o anne yaptığı için ben hiç eleştirecek bir şey bulamam. Anladım. Yani kızını oradan o tezgahın içinden almaya çalışan bir annenin her hamlesi ve her hareketi meşrudur. Karşısındaki değil milletvekili kim olursa olsun. Ama Sabahat Tuncel olunca biraz da insanın hani duygularına ateş ettiğine değil milletvekili verdi. Fatih Özdemir'in karşısındayız ama selamı varmış. Alayınızı kimin? Çok seviyorum diyor Fatih Özdemir. Selam söyleyelim buradan. Fatih sistemkardı Fatih Özdemir. Çiğdem Hanım benim mesajlarımı okumuyor diye. Tam buradan okumaya bak öyle yazınca işte, okunuyor işte. Çiğdem zedelerden Fatih, biri demek ki. Hani bilmeyen izleyicilerimiz için hatırlatalım. Fatih tamamen gönüllülük temelinde ilk günlerimizde çok çırpınıp bu logomuzu yapan arkadaştır. Ama biz henüz Fatih'le tanışmadık yüz yüze. Siz tanışmadınız mı? Yok hayır tanışmıyoruz. Fatih yani, Özdemir İzmir'den değil mi? Yok İstanbul'dan. İstanbul'da mı buradan, bir de? Buradan bir ajans sahibi bir kardeşimiz. Yani sağ olsun sadece onda değil birçok konuda bize teknik olarak bu benim için bir görev diyen bir kardeşimiz. Çok var öyle kardeşlerimiz eksik olmasınlar. Bir izleyicimiz demiş ki ne kutlaması bu bir kalkışmadır diyor. Osmanlı'dan evet. Beri süre gelen Atatürk Cumhuriyeti'nde de devam eden isyanın aynıdır. Unutmadık unuturmayacağız demiş. Doğru tespit. Şu çocuklar yine geldi ya. Evet onlara bakamıyorum. O tabutlara koşup hangisi babasının bilemedi. Evet. Oradan dönüp fotoğrafa baktı. Oradan çıkaramadı. İsime gitti önden ismini okudu. Yani. İşte bu butik devlet şuna... olmayalım diye demek ki bunlar oluyor. Şimdi bir açıklama vardı ya. Butik devlet mantığına sahip olanlar evet. Diye. O butik devlet... Sözü gelince aklıma tek gelen o çocukların o fotoğrafları oluyor. Hele ki onlardan bir tanesi, çok küçük olan bir tanesi var. Öyle, şimdi çok mesaj var, Facebook'ta var ama onları ben size artık havale ediyorum. Siz okursunuz bir ara cevaplarını verirsiniz. Ben bakıyorum zaten yayından sonra hepsine bakıyorum. Peki, noktalıyoruz o zaman. Teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize teşekkür ederim. Unuttuğum bir şey var mı? Dur bir dakika, şurada bir nota bir bakayım. Bir şey peki. Sanki bir not almıştım da.
Bir dakika, hemen bir bakayım. Notlarımıza geçelim diye bir cümle kurmuştunuz çünkü. Evet, şu son şeyi bir konuşayım da bir not düşeyim. Biz dün bir haber okuduk. Mehmet Ağar'la ilgili. Evet. Mehmet Ağar diyordu ki, Kürt sorununda birçok internette de dün o haber vardı. Evet. Durdu durdu, dün konuştu Mehmet Ağar. Kürt sorununun çözümünde Tayyip Bey son şans diye böyle durduk yere bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Ben de yakışmadı demiştim. Hı hı. Bugün Mehmet Ağar'la ilgili yeni bir haber daha okudum yayına girmeden önce. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Susurluk davasının sonucunda Mehmet Ağar'a verilen 5 yıllık hapis cezasına onama talep etti. Daireye gönderiyor, diyor ki onaylayın bunu. Anlaşılıyor mu o zaman? Bir gün önce durduk yere Tayyip Bey son şans, muhtemelen Kürt sorunun çözümünde değil, Mehmet Ağar'ın Yargıtay'dan yırtmasında son şansmış. Bugün onu görüyoruz yani. Yakışmadı Mehmet Ağar'a. Peki, notumuzla düştük. Teşekkür ediyoruz o halde. İzleyicilerimize de teşekkür edelim bizimle oldukları için. Tekrar görüşelim diyoruz. Bengütürk.com haber veriyoruz. Haberiniz olsun.